Ulaş Özdemir bugünkü konuğumuz. Kendisiyle beraber Bordo Mavililerin gündemine değinelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi sabahlar. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi sabahlar sevgili Demet. İsterseniz hemen başlayalım. Az önce Takvim Gazetesi'nde okuduğum bir haber vardı. Onaç ve Enis Destan'la ilgili. Bizim de yine ilk saat dilimimizde bu ikili arasında Abdullah Avcı'nın bir tercih yapmasıyla alakalı bir haber ekranlara gelmişti. Size sormak istiyorum. Hem bu ikilinin performansını birlikte değerlendirelim. Hem de tabii ki tercih konusunda kim daha ağır basıyor? Tabii ki Onaç'ı. Enis'in bu anlamda daha zamanı var. Hatta geçenlerde yayında sormuşlardı bana Enis Destan'la Önaç'ı beraber oynayabilirler mi diye. Bu beraber oynamaya da daha henüz bence Enis yeterli düzeyde değil. Ama Önaç'ı gerçekten verdiği performansla Önaç'ın yokluğunda güzel katkılar da sağladı takıma. Şöyle temel özelliklerine baktığımızda ceza sahası içinde sürekli hareket halinde olan, pres gücü yüksek, atletik de bir yapısı var Enis'in ve kafa golleriyle ön plana çıktığına dair istatistiğiniz de bence güzeldi. Ancak Enis'in biraz daha fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki rakip stoperler genellikle santraforları yorar ve bu tip fizik gücü yüksek olmayan santraforları da deyim yerindeyse kendi aralarında ezerler. Enis'in biraz bu yönde eksiklikleri var. Güçlenmesi ve o rakip stoperleri de yorması gerekiyor. Bir bağlantı oyuncusu olabilir mi mesela Önalçı ile beraber? Evet, bu da olabilir ama dediğim gibi zamanı var. Yani şu anda baktığımızda kadroda Önalçı ile beraber bir ikili oynattığınızda o bağlantıyı sağlayacak hangi oyuncu buna uygun? Bence Umut Bozok. Ama o performansı çok kötü bir düzeyde olduğu için yani bu anlamda tercih edilmemesi gerektiğini de ben düşünüyorum. Ancak teknik adamı tabii ki yeniden onu sahalara hazırlama sürecini ne şekilde tamamlar onu bilemeyeceğim. Dolayısıyla bu anlamda tabii öne şu bizim ligimiz için en uygun santraforlardan bir tanesi. Yani çok böyle atletik bir yapısı olmasa da nihayetinde hem rakip stoperleri yoran, hava hakimiyeti çok iyi, bitiriciliği üst düzeyde olan bir oyuncu. Dolayısıyla tercih edilmesi gerektiğini teklide mutlaka ve mutlaka öne açılır. Peki takımdaki durumla devam edelim. Çünkü geçtiğimiz haftalarda 5 maçlık bir kazanamama serisi vardı Trabzonspor'un. Sonrasında Ziraat Türkiye Kupası, ligde 2 maç üst üste kazanıldı. Şimdi de pazar günü Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecekler. Takımda biraz toparlanma olduğunu söyleyebilir miyiz? Münye'nin gelişi özellikle defans hattında bir toparlanma. Dansville ve Fernandes'in de gelişiyle birlikte iyiye gidiyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle sevgili Demet, Trabzonspor'un son maçlarına baktığımızda yani Gaziantep maçındaki oyunu çok iyiydi. Ben çok beğendim. Hatay maçı keza öyle. Ve Pendik maçında ikinci yarısı. Seninle yaptığımız programlarda zaman zaman şunu her zaman vurguluyorum. Nihayetinde bir takımın sahadaki performansı eğer bu sezona dair bir şampiyonluk hedefi artık kalmamışsa bir Avrupa hedefi ve bir Ziraat Türkiye Kupası hedefi önünde duruyorsa, çünkü hedefsiz kaldığı anda artık oyuncular da siz motive edemezsiniz. Yani Ziraat Türkiye Kupası olmasa bile efendim yine ligde üçüncülük ve dördüncülük de seni Avrupa'ya taşıyacağı için bunlar önemli hedefler. Şimdi bu hedefler doğrultusunda ilerlerken takımın özellikle Abdullah Avcı'nın oynatmaya çalıştığı bir oyun var tabii ki. Bu oyunu birçok maçta özellikle bize sunamadı ama söylediğim gibi Fenerbahçe maçını buna dahil edelim. Fener, Gaziantep, Hatay ve Pendik maçının ikinci yarısında artık takımda çok çok önemli bazı gelişmelerin olduğunu görebiliyoruz. Bu gelişme en büyük katkıda oyuncuların aslında biraz da Abdullah Avcı'nın ne yapmak istediğini anlamaya çalışması ve bunu sahada ne kadar uygulayabileceğine dair söylemleri ortaya koymak lazım. Yani birkaç oyunda beklerin kendi alanında beklediği, öne çıkmadığını gördük. Yani Trabzonspor 4 kişiyle hücum ediyordu. Evet, Önaçı, Pepe, Trezeguet'in yokluğunda belki
böyle bir dizilim, böyle bir tercih olmuş olabilir Abdullah Avcı'nın. Yani hiç olmazsa ben yine 0-0 oynayayım ama nihayetinde gol atabileceksem de atayım şeklindeydi. Şimdi öyle değil. Şimdi daha çok takım hem beklerin öne doğru çıktığı, birer kanat oyuncusu gibi oynadığını, savunmanın daha önde kurulduğunu, hücum aksiyonların daha doğru bir şekilde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi eksikler geldi. İşte Pepe, Önacı, Trezeguet zaten erken dönmüştü. Buraya ayrıca Orsic de dahil olacak, yani sol kanatta bir oyuncu ki Orsic de Abdullah Avcı'nın tam oyun sistemine de uygun bir oyuncu. Bu profiller bu oyunu oynatmaya yeterli olabilir mi? Yani sonuçta eğer yedek kulübenizden oyuna girip bu oyunu değiştirebilecek ya da oyunu tutabilecek özellikle oyuncu sayınız azsa hayır. Dolayısıyla bu da artık sezon sonu bittiğinde gelecek sezona dair yapılacak transfer planlaması ile ilgili bu eksikliği giderebilirsiniz. Mönyer'e şunu söylemek isterim. Bir oyuncu oyunu etkiler mi? Evet, fazlasıyla etkiler. Bir oyuncu oyunu bu kadar değiştirebilir mi? Evet, fazlasıyla değiştirebilir. Bir oyuncu bir oyuna bu kadar katkı sağlayabilir mi? Evet, katkı sağlar. Yani nihayetinde Belçika'da çok inanılmaz bir kariyer. Paris Saint-Germain, işte Borussia Dortmund ve bugün de Trabzonspor. Yaşı itibariyle eleştirilse de sahaya koyduğu tecrübe takımı oldukça doğru bir şekilde hem savunmayı hem hücumu yapmasını sağlıyor. Bu özellikteki oyuncuların yani özellikle bizim ligimizde Trabzonspor gibi büyük takımlara vereceği katkılar da önemli. Neden? Çünkü devre arası transfer dönemi risklidir sevgili Demet. Yani alacağınız oyuncu Mönyer'in vermiş olduğu performans size sunmayabilir bazen. Ama geldi, yani deyim yerindeyse tırnak içinde cuk diye oturdu beke. Hem savunma hem hücumda 3 gol, 3 asiste iyi bir performans gösteriyor. Arkasındaki Mehmet Can kiralık. Mehmet Can alınır mı alınmaz mı onu bilmiyorum ama hiç olmazsa önünde böyle bir tecrübeli oyuncu olduğu sürece bunun Mehmet Can'a bir katkısı olur mu olmaz mı orası da biraz Mehmet Can'a bağlı sevgili benim. Peki yaz transfer dönemini de konuşalım. Az önce yine bizim de haberlerimiz arasında vardı. Özellikle Thomas Meunier'in bu kadar hızlı uyum sağlaması takımı da güçlendirdi. Peki yaz transfer dönemi için nasıl bir yol haritası izlemek istiyor Trabzonspor? Şöyle yani devre arası tek transfer yaparak aslında biraz doğruyu da yaptı Trabzonspor. Hem ekonomik şartlarından dolayı çok fazla riske girmedi. Evet vardı baktığı bir 8 numara özellikle bir stoper ancak bunların maliyetlerini çok yukarıda gördüğü için tek transferle bitirdi. Şimdi sezon sonu bu takım yeniden kurulacak. Yani çünkü Pepe yok. Önacı alıp almayacağın belli değil. Ve dolayısıyla Berat da artık kadronda olmayacak. Onu da tekrar kiralama durumu olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Burada bir parantez açayım. Pendik maçın ikinci yarısında oyuna giren Umut Güneş. Yani ben Umut Güneş'ten hakikaten çok umutluydum. Yine ismiyle müsemma bir ifadeyle devam edeyim. Antalya'da, Alanya'da oynadığı ilk sezon çok Çağdaş Atan'la beraber inanılmaz bir performansı vardı. Tabii ondan sonra yavaş yavaş aşağıya gitti ve Trabzonspor'un çok iyi olmadığı bir dönemde aldı. Umut Güneş de ikinci yarıda yani bir 8 numaranın ne yapması gerekiyorsa sahada onu çok doğru bir şekilde koydu ve hakikaten bu performansını yukarıya doğru devam ettirirse Umut Güneş Trabzonspor'un hiç olmazsa oraya da bir transfer yapmama ihtimali doğmuş olacak. Yani siz mevcut kadronuzdaki oyuncuları eğer bu sistemin içerisine dahil edip geliştirip yeniden takıma kazandırdığınızda o zaman kendi içinizden artı 2 milyon, 3 milyon euro artıya geçmiş oluyorsunuz. Çünkü nihayetinde o özellikle alacağınız bir oyuncu size o maliyetlere mal olacak ve dolayısıyla siz para harcamadan güzel de bir transfer yapmış oluyorsunuz. Haliyle Umut Güneş'in bu performansının yükselerek yukarıya gitmesi benim en büyük dileğim. Yani gerçekten o anlamda da yanılmamak istiyorum özellikle. Trabzonspor'un bir defa bir stoper yani bir hem geriden oyun kurabilecek hem o savunmanın da lideri olabilecek bir stopere ihtiyacı var. Aynı zamanda yani Eren bu performansıyla iki maç çok iyiydi evet ama bunu çok istikrarlı
sunmuyor camiaya. Dolayısıyla oraya da bir transferin olabileceğini düşünüyorum. Umut'un performansı bu orta saha yapılacak olan transferi bence belirleyecek. Ama en önemlisi de Trabzonspor'un sahada lider bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani bu bir 8 numara profilinde olabilir, 10 numara profilinde olabilir, fark etmez. Mutlaka ve mutlaka bu oyunu sahada organize edebilecek, yönetebilecek lider bir oyuncu eksikliği bas bas bağırıyor takımda. Sol kanatta Trezeguet muhtemelen bir transfer yapabilir. O henüz belli değil. Ancak talihlileri var. Orsic orada ne verecek onu bir görmek lazım. Elbette öne açıyor ve Trabzonspor onu kiralamaya çalışıyor. Alamasa da yine bu özellikle bir santraforum takıma kazandıracak. Tabii sağ kanatta da yine Viska'nın alternatifi ya da Viska'sız bir durumda da oraya net bir oyuncu gerekiyor. Peki yoğun bir Nereden dönem baksan bir Trabzonspor'u bekliyor. 6-7 transfer. Ama aynı zamanda rotasyonda Tabii. kullanabileceğinizde böyle hani ucuz maliyetli kiralık ya da oyuncuları da kadroya Evet. katabileceğini düşünüyorum. Peki çok çok teşekkür ederim. Tekrar size iyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar sevgili Demet.